Halkların Demokratik Partisi grubu adına İstanbul Milletvekili Garo Paylan'a aittir. Buyurun Sayın Paylan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Anayasayı tartışıyoruz. Güçleri ve güçlerin nasıl dengelenebileceğini, nasıl birbirini denetleyebileceğini konuşuyoruz. Ve maalesef büyük bir hata yapmak üzereyiz. İnsanlığın yakın tarihi, kralları, padişahları dengelemek ve denetlemek üzere meclisleri ihtisas etmek, yargıyı güçlendirmek ve bununla beraber dördüncü güç olarak da basını güçlendirmekle geçti. Oysa biz 100 yıl önceki, 150 yıl önceki tartışmalardan artık başka bir noktaya savrulup tekrar bir padişah ihtisas etmek üzereyiz arkadaşlar. Bakın, Daron Acemoğlu'nun bir kitabı vardır, Nobel Edebiyat Ödülü adayı. Ulusların Çöküşü diye bir kitabı vardır, okumanızı tavsiye ederim. Ne zaman ki bir ulusta kurumlar güçleniyorsa, kurumlar birbirlerini denetleyebiliyorsa o ulus her anlamda zenginleşiyor. Her anlamda. Refah artıyor, özgürlüğü artıyor, huzuru artıyor, ekonomik durumu düzeliyor. Ama ne zaman ki yetki tek bir kişiye dönüp bütün kurumlar devre dışı bırakıldığında, zayıflatıldığındaysa o uluslar çökmeye başlıyor. Yüzlerce yıllık hikaye bu. Bunun da herhangi bir istisnası yok. Türkiye'nin tarihinde de benzer bir durum var. Ne zaman ki kurumlar güçleniyor, o zaman ülkemiz bir huzur bulmaya başlıyor. Ne zaman ki meclisimiz devrede, ne zaman ki yargı devrede, yargı güçleniyor, hepimiz huzur buluyoruz. Her anlamda zenginleşmeye başlıyoruz. Ama ne zaman ki tek adam diktatörlükleri, darbeler söz konusu olduğunda hep beraber fakirleşiyoruz. Arkadaşlar, gerçekten tarihi günlerden geçiyoruz ve ciddi bir hata yapmak üzereyiz. Ve siz bu hatada ısrar ediyorsunuz. Ve bunun vebali altındasınız, onu söyleyeyim. Çocuklarınıza, torunlarınıza bunun hesabını zor vereceksiniz. Baba, dede, o günlerde sen ne yapıyordun? Bu rezil anayasa değişikliğine oy verdin mi diye size hesap soracaklar. Ve siz de sağ ayağınızın burnuna doğru bakıp boynunuzu bükeceksiniz. Bundan hiçbir şüphemiz yok. Gelin bu hatadan dönün diyelim, yol yakınken. Bakın, tarihten ders çıkarmak gerekir. Yakın tarihimizden de ders çıkarmalıyız. Ben biraz gerilere gitmek istiyorum. Osmanlı dönemiyle ilgili kimileri güzelleme yaparlar. Osmanlı döneminde her şey çok güzeldi, hepimiz çok eşittik diye. Kimileri de karalarlar Osmanlı dönemini. Oysa zamanın ruhu içinde Osmanlı İmparatorluğu da diğer imparatorluklar gibi çoklu millet yapısıyla geniş coğrafyalarda hüküm sürmüş. Ve bir milletler sistemi var. Tıpkı Anadolu gibi çoğul bir yapıya sahip ve bu yapıyı yönetmeye çalışan, zamanın ruhu içinde olan bir imparatorluk. Ve bunun dağılma sürecinde arkadaşlar, özellikle dağılma sürecinde Avrupa'dan gelen özgürlük, eşitlik rüyaları Anadolu'yu da sarıyor. Ve kalan tebaalar bunun mücadelesini veriyorlar. Kalan milletler bunun mücadelesini veriyorlar el birliğiyle. O güne kadar özgürlük ve eşitlik rüzgarları Anadolu'yu esmemiş. Ve 19. yüzyılın başından itibaren bu eşitlik, özgürlük rüyaları bir anayasayla nasıl çerçevelenir diye arayışlar var. Ermeni toplumu bu konuda çok öncü. Kendi nizamnamesini yapıyor. Bizim coğrafyamızın ilk anayasasını Ermeni nizamnamesiyle 1860'ta Ermeni toplumu gerçekleştiriyor. Sonra Rumlar nizamname yapıyorlar. Museviler, Yahudiler nizamname yapıyorlar. Ve bu arayışlarla beraber Osmanlı'nın bir meclisi olması gerekir duygusu yayılıyor. Abdülaziz istibdadına karşı bir meclis düşüncesi devrede. Ve nihayet 1876'da birinci meşrutiyetle beraber ilk meclisimiz ihtisas oluyor. Anayasa devreye geçiyor. Bakın, anayasanın ilk yazıcılarından, ilk meclisinde örnek vereyim. 109 üyesi var, 69'u Müslim, 40'ı Hristiyanlardan, Yahudilerden oluşuyor. Aynı Osmanlı toplumu gibi. Hani bugün biz binde biriz, meclisinde herhalde %1'ine tekabül ediyoruz Hristiyan olarak. O zamanlar %40'ını tekabül ediyorduk ve meclisinde %40'ıydı Hristiyanlar. Ne güzel bir çoğunluk, meclis, temsiliyet. Ve ilk anayasayı yazanlardan birisi arkadaşlar, bakın, Krikor Odyan.
İlk anayasayı yazan kişi, bir evet komisyon çalışıyor bununla ilgili ve ilk anayasamızı yazıyor. Çoğulcu bir anayasa. Herkes kendini o anayasanın içinde buluyor. Hristiyanı da, Müslümanı da, bütün milletlerde kendini o anayasa içinde buluyor. Abdülhamit o meclisi ihdas edeceği iddiasıyla padişah oldu. Ama bir yıl sonra Osmanlı-Rus savaşını bahane edip meclisi feshediyor. Ondan sonra biliyorsunuz arkadaşlar 30 yıllık bir istibdat dönemi. Her istibdat bir süre sürebilir. 3 ay, 3 yıl, 13 yıl, Abdülhamit'te 30 yıl sürmüş. Ama her istibdat, bakın her istibdat sona erer. Sonuç olarak birilerini varsayarsanız onlar kazanmış hissederler. Ama yok saydıklarınız ya sessizliğe bürünürler, öfkelenirler ya da isyan ederler arkadaşlar. Nitekim 1908'de ikinci meşrutiyet devreye geçiyor. Bütün halklar yine mutlu. Anayasa Tadil Komisyonu devreye geçiyor ve çoğulcu bir anayasayı tekrar tahkim ediyor. Ama daha sonra biliyorsunuz Talat Enver Paşa ilk cuntası o anayasayı da devre dışı bırakıp Türk'ün anayasasını devreye sokuyorlar arkadaşlar. Tıpkı bugün Sayın Mehmet Parsan söylediği gibi Türk'ün anayasasını yapıyoruz dedi ya, 100 yıl önce yine Türk'ün anayasasını yapıyoruz iddiasıyla bir junta devreye geçti. Parlamentoyu devre dışı bıraktı, çoğulculuğu devre dışı bıraktı. Bakın yok sayılanlar isyan ederler dedim. Ya sessizliğe bürünürler ya isyan ederler. O 10 yıllık kaosta 1913-23 döneminde arkadaşlar 4 halkı kaybettik. Ermenileri, Rumları, Süryanileri, Yahudileri kaybettik. Büyük katliamlarla, soykırımlarla bu topraklardan ya sürüldüler ya mübadelelere uğradılar. Değerli arkadaşlar, Sayın Paylan, lütfen sözlerinizi düzeltin. Bir soykırım yoktur. Acılar yaşanmış olabilir karşılıklı ama bir soykırım olarak nitelendiremezsiniz bunu. Sayın milletvekilleri, hatip devam etsin. Müdahale etmeyin. Buyurun. Sayın milletvekilleri, hatip devam etsin. Müdahale etmeyin. Sayın Başkan, bakın ben az önce bir şey söyledim. Bir zamanlar %40'tık, bugün 1/1'iz. Herhalde başımıza bir iş geldi ki ben bunun adına soykırım diyorum. Siz ne derseniz deyin, bugün 1/1'iz. Bakın bugün 1/1'iz. Neyle olmuşsa adını hep beraber koyalım. Adını hep beraber koyalım ve yolumuza devam edelim. Değerli arkadaşlar, Sayın Başkan müdahale edecek misiniz? Nasıl konuşacağım ortamda? Siz genel kurula hitap edin ama siz de ne konuştuğunuzu bilin lütfen. Ne konuşuyorum? Bilin. Ne konuşuyorum? Nasıl müdahale ediyorsunuz? Burada bir soykırım olmadığını ifade ettim efendim. Bu milletin meclisinde bu millete hakaret edemez. Taşnakçı. Değerli arkadaşlar. Sayın Başkan müdahale edecek misiniz yoksa konuşayım? Ne yapayım ben? Sayın milletvekilleri lütfen müdahale etmeyin. Hatip'in konuşmasını bozmayın. Değerli arkadaşlar. Ermeni halkı başına ne geldiğini çok iyi biliyor. Bir zamanlar biz %20'ydik, bugün 1/1'iz. Adını siz koyun, onu ben kabul edeyim. Başımıza geleni. Ben atamın, dedemin başına ne geldiğini çok iyi biliyorum. Ben bir kılıç artığıyım sizin tabirinizle. Gelin adını siz koyun, hep beraber yüzleşelim. Bakın, Ermeni halkının başına artık bakın biz yok hükmündeyiz. Artık 1/1'e düşmüşüz. Geçmişten ders çıkaracaksak, husumet değil ders çıkaracaksak, gelin bakalım buna. Değerli arkadaşlar, Sayın Başkan müdahale edecek misiniz? Bu nedir ya? Sayın Paylan lütfen hal ve hareketlerinize dikkat edin. Ben söyleyeceğimi söyledim.
siz de bu milleti yaralayıcı ifadeler kullanamazsınız. Lütfen. Bu milletin kürsüsü bu milleti yaralayıcı bir şekilde kullanılamaz. Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi. Ben müdahale edebilirim. Kaba ve yaralayıcı sözler kullanamaz. Bu milleti yaralayan bir ifadeyi kullanmaması gerektiğini ifade ettim ben. Buyurun bir dakikada tamamlayın lütfen. Kusura bakmayın, yok öyle bir yağma. Bir dakika veriyorum, sözlerini tamamlayın lütfen. Açıldı, buyurun. Ya 5 dakika. Ya 5 dakika diye benimle pazarlık yapıyor. Size yakışıyor mu? Bir dakika veriyorum, daha konuşmuyor. 5 dakika istiyor. Buyurun bir dakika veriyorum. 5 dakikada konuşamıyorum. 5 dakikada konuşamıyorum. Nasıl konuşacaksınız? Bir dakika açtım, buyurun. 5 dakikada konuşamıyorum. Tamam, bitirin cümlelerinizi. Efendim 5 dakikada konuşamıyorum. Hakkınızı da hakaret edemezsiniz. Hakkınızı da hakaret edemezsiniz. Abdülhamit'e de hakaret edemezsin. Abdülhamit'e de hakaret edemezsin. Bunu söyleyemez burada. Sayın milletvekilleri, müdahale etmeyin. Tamamlayın buyurun. Buyurun, süreniz doldu. Süreniz doldu lütfen. 5 dakikam benim. Süreniz doldu lütfen.